İyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin yarınlarını ilgilendiren, güvenliğini ilgilendiren ve biraz da bizi tedirgin eden iki yasa çıktı parlamentodan. Bu yasalar kamuoyu tarafından fazla bilinmiyor. Gerçi başkanlık sistemi için bütün sivil toplum örgütleri devreye giriyor ama nedense hemen herkesi ilgilendiren bazı yasalar konusunda oldu bittiye getirilip parlamentodan çıkıyor. Bu akşam ele alacağımız iki düzenleme var. Bir tanesi torba yasayla 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkındaki kanunda yargı denetiminden çıkarılarak ek bir madde yapıldı. Yargı denetiminden çıkarılarak yürütmenin tasarrufuna bırakıldı özelleştirmeler. İkinci yasada yabancılara yapılan satışlarda, toprak satışlarına, gayrimenkul satışlarında oranlar değiştirildi ve ayrıca mütekabiliyet esası kaldırıldı. Bunlar gerçekten hangi anlama geliyor ve Türkiye bunları ne kadar biliyor? Biz bu akşam iki değerli hukukçumuzu çağırdık. Anayasa Mahkemesi emekli başkan vekili Sayın Güven Dinçer ve Antalya milletvekilimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Gürkut Acar. İkisi de hukukçu, ikisi de bu konularda uzman. Bakalım neler anlatacaklar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bu özelleştirme çok önemli ama Türkiye'de oldu bittiye getirilerek bir anda altyapısı hazırlanmadan, yasal statü hazırlanmadan, bir böyle saydamlığa ulaşmadan getirildi ve uygulanmaya başlandı. Siz bu tarihçeyi çok kısa yapın isterseniz, daha sonra Sayın Acar'da bu yeni çıkan yasayla ilgili bilgi alalım. Özelleştirme nedir? Kabaca genel hatlarıyla özelleştirme, kamu kuruluşlarının satılması ve devletin sanayiden, ticaret, taşımacılık, evet, bankacılık, evet, ve sigortacılık alanından çekilmesidir. Ayrılması. Ama bizim ülkemizde bunun çok ötesinde bir anlam taşıyor özelleştirme. Evet. Nedir bu anlam? Özelleştirmenin içinde kamu mülklerinin satışı var. Evet. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mülkiyete konu olmayan ormanların, dere yataklarının, kayalıkların, yeşil alanların özel mülkiyete açılması var. Bugün Bodrum'a gidin, 20 sene evvelki bütün kayalıklar makinalarla doğranmış, siteler yapılmış. Devlet önce onları özel mülküne aldı, imara soktu, sonra da sattı. Yani hiçbir zaman tapuya ve kullanıma açık olmayan alanlar özel mülkiyete açıldı. Madenlerle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. Hiçbir kısıtlama yok. Yabancılar büyük bir Teksas'ın giden göçmenlerce işgali gibi bütün madenlerimize her sahada el atabiliyorlar. Kala kala bir borlar kalmıştı. Şimdi de yasa hükümlerinin, anayasa hükümlerinin arkasına dolanarak bir başka biçimde borların yabancılara doğru kaydırılmaya başlandığı hikayelerini duyuyoruz. Bilmiyorum ve bir de, nasıl olacak. Saydam değil bütün bunlar. Tabii. Yani kamuoyunun bildiği. İsterseniz iki madde daha var, onu söyleyeyim. Evet. Devlet tekelleri kaldırıldı bakın. PTT kaldırıldı. PTT'de bugün postaneye gittiğiniz zaman bir iadeli taahhütlü mektubu atacak zaman bulamazsınız. Kuyruklara giriyorsunuz. Kuyruklar ne yapıyor? Yabancı şirketlerle bir takım özel kurumların tahsilatını yapıyor. Evet. T'nin bir tanesi Telgraf'ta. O zaten teknoloji onu demode etti. Telekom satıldı. Postanenin de P'si kalmıştı. O da paket vesaire tekeli, koli tekeli kalktığı için ara sıra şimdi postada mektup atmak isterseniz uzun kuyruklara gireceksiniz. Esas amacı kalmadı postanenin, PTT'nin. Öbür tarafa bakıyorsunuz, özel mülkiyete, tekeller kaldırıldı, limanlar. Cumhuriyet'in bütün ilk amacı biliyorsunuz limanlar millileştirilmiştir. Zaten birkaç taneydi, sonra da kendi limanlarımızı kendi gayretimizle biz yaptık. Tütün ve içki tekeli,
Bu da kaldırıldı ve yabancılara teslim edildi. Yeni reji idaresine teslim edildi. Eğitim ve sağlık ticari alan haline getirildi. Hep bu özelleştirme anlayışının devamı. Bir konu daha var. Eskiden özel mülkiyete kamu hizmeti, kamu yararı amacıyla müdahale edilirdi. Şimdi özel mülkiyete müdahale ediliyor. Benim malım alınıyor, bir takım karmakarışık hukuk gelişmeleri sonucunda benim malım başkasına kaydırılıyor. Bu da en önemli gelişmelerden biri. Eskiden kimsenin malına kamu hizmeti dışında, kamu yararı dışında el süremezdiniz. İstimlak ve istimal müessesesi vardı. O da son derece disiplinli ve demokratik bir anlayış içinde uygulanırdı. Ama şimdi bir gün sizin elinize bir tebligat geldiği zaman o bulunduğunuz adaların, parsellerin kaldırıldığı, efendim kentsel değişim programlarının uygulandığı ve bunun altında yok olduğunu görüyorsunuz. Bizim evimiz şeyde Oran tarafında, orada Dikmen Vadisi'ni görüyorduk. Dikmen Vadisi şimdi elden çıktı. Oradaki tapulu mallarında oturan garibanlar yemyeşil, her biri bahçeli ev gibiydi. Gerçekten öyle. Ve o evler yıkıldı, şimdi 40-50 katlı binaların inşaatı başladı orada. Evet, çok haklısınız. Ben bir de şey soracağım, yani bu kitler bu kadar kitlere düşman siyasi bir kesim görmedim. Bu kadar zararlı mıydı Allah aşkınıza kitler? Türkiye'nin kuruluşunda temel cumhuriyet kurumlarından biridir. Biz kitleri hiçbir ideolojiyle, hiçbir ülkeye bakıp kurmadık. Kendimiz bir cumhuriyet programı olarak kurduk. Cumhuriyet biliyorsunuz ideolojisi adım adım demokratikleşerek daha insanca, daha bağımsız, daha güçlü bir Türk devleti kurmak amacı. Kitler de bunun bir parçasıydı. 1930 buhranı biliyorsunuz, size bir küçük hikaye anlatayım. Babam rahmetli anlattı bunu. Konya Ekim Pazarı'na Haymana Cihanbeyli arasından çiftçiler deve kermanlarına ekin yükleyip götürüyorlar Konya Ekim Pazarı'na. 1929-30 ekinleri satamıyorlar. Deve kervanının sahibi çiftçilerden parasını istiyor. Çiftçiler veremediği için diyorlar ki ekini sana verelim. Helalleşelim. Kabul etmiyorlar ve Konya Adliyesi'ne düşüyor bu iş. Ve 1930'lar böyle seneler. İşte o 1930'larda Türkiye sanayini kurmaya başladı. Türkiye Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkardı. Milli korunmayı çıkardı. Ticarette tahsin meni, yani ticaretin normal kurallar içinde yapılmasını sağlayacak yetkileri veren bir kanun bunları. Sonra 33'te Merkez Bankası'nı kurdu. Sarıcıoğlu diyor ki Merkez Bankası'nın kuruluş sebebiyle teşekkür konuşmasında meclise, artık Türkiye kredisiz kalmayacak diyor. Türkiye kredi veremedi. Çünkü para basma imkanı kendi elinde değildi. Merkez Bankası yok, Osmanlı Bankası. Ya. Getir altını, ben sana kağıt parayı vereyim diyordu. Halbuki ekonominin böyle sıkıntılı dönemlerinde hemen emisyonu genişleteceksin. Onu yapamadı Türkiye. Yani kitler bu hukuki düzenlemelerle birlikte kendi başına bir oluşum halinde başladı. Ta 1960'lara kadar Demokrat Parti ilk önce kitleri özelleştireyim falan dedi ama kendisi de yeni kitler kurdu. Çünkü zaruret onu getirdi. O bakımdan kitler Türkiye'de kalkınmanın ve sosyal değişimin en büyük enstrümanlarındandı. Evet, dinamikleri. Efendim, burada başka bir görüntü. Şimdi AKP iktidarı bir yandan satıyor. Yani bugün 50 milyar dolar civarında kamu iktisat teşebbüslerini satmaktan dolayı bir gelir sağladı. Hem satıyor hem de dönüp diyor ki siz diyor çöp mü diktiniz diyor. Ya. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet olarak buraya ve İsmet İnönü'yü, Mustafa Kemal Atatürk'ü artık suçlamaya başladılar. Maalesef. Bakınız yani hangisini kendi AKP sattığı malların hangisini kendisi yaptı? Tabii ben size bir liste, yani, ben kendime göre bir liste yaptım. Şunu evet. Okusam Süverbank, tekstil, Etibank, maden, şeker, efendim kağıt, demir, çelik, makine kimya endüstrisi, petrol rafinerileri, Petkim, demir yollarının sanayi atölyeleri, aynı şekilde tersanelere bağlı atölyeler, çimento sanayi,
25'ten fazla fabrika kuruldu devletin ve devlet ya, kurumu olarak. Ya. Ondan sonra alüminyum, kömür, bakır. Saymakla bitmez. Yani. Bunların hepsini, evet. Hepsini Cumhuriyet yaptı. Şimdi satıyorlar. Bir de o Cumhuriyeti kuranları suçluyorlar. Evet. Acık maalesef. Efendim şimdi Üstad, bana müdahale etmedim dilerim yani. Hayır. Zaten sohbet ediyoruz burada. Bir de dertleşiyoruz. Efendim şimdi bu son çıkan yasa gerçekten benim yüreğimi sızlattı. Evet. Yargı bizim için hukuk devletinin bir unsurudur ve özelleştirmelerde yargının denetim dışına bırakılması. Neler oldu parlamentoda? Bunu neden çıkardılar? Bu yasayı perde arkasında ne var? Şimdi bakın öncelikle şunu söylemek istiyorum. Adalet niye lazımdır? Hukuk niye lazımdır? Şimdi vatandaş şöyle düşünüyor. Oturuyor akşam bizi dinlerken birçok vatandaşımız. Yani ne olacak, hukuk adalette olsa ne olur, olmasa ne olur? Sadece benim için eğer bir adaletsizlik yapılırsa o zaman ben bunu düşünürüm diye düşünüyor. Oysa ki adaletin olmadığı yerde devlet düzeni olmaz. Adaletin olmadığı yerde insanlar ezilir. Güçlü olanın sözü geçer. Silahı fazla olanın sözü geçer. Adalet zalimlerin zulmünden korunmak için bir ülkede insanların sığınabileceği son sığınaktır. Tabii. Ve bu sistem devlet bir hukuk sistemidir. Eğer devleti hukuk sistemi olmaktan çıkartırsanız herkes ezilir. Bütün yurttaşlarımız. Bugün herkes evinde telefonunun dinlendiğini düşünüyor. Yani niye? Çünkü bu konuyla ilgili adaletin verdiği kararlar, dinleme kararları muazzam adaletsizlikler yaptı ve toplumda artık herkes dinliyor. Benim telefonum da dinleniyor diye sokaktaki simitçi bile kendi telefonunun dinlendiğinden emin artık. O kadar güvensiz bir ülke haline geldik. Eğer adalet bozulursa işte insanlar güven duymaz. Kendi oturduğu yuvasında bile güvende olmaz. Hak, ekmek, hürriyet, hiçbir şeyi yapamayız adaletsizlik. Hukuk ve yargı onun için çok gerekli. Ben ama şimdi, işte kaçıyorlar adaletten. Bakın adaletin kaçmak bu, değil. Bu evet. Bu yasa gerçekten çok düşündürücü bir yasa. Yani yargı denetiminden çıkması demek evet. Böyle çok önemli bir konunun gerçekten geleceğimizin güvence altına alınmaması demek. Bizim ülkenin yaşadığı sorun şu, Türkiye'de şu anda bu sorunu yaşıyoruz. Artık hukuk kuralları, en başta kanunlar olmak üzere, hukuku ifade etmiyor. Evet. Kanunlarla tespit edilen kurallar hukuku ifade etmiyor. O anda yönetimin ihtiyacı neyse hiçbir hukuk anlayışı, hiçbir devlet düzeni anlayışı, hiçbir etik anlayış göz önüne tutulmadan, değerlendirilmeden hemen kanun haline getiriliyor. Evet, evet. Evet. Yaşadığımız olay evet. Bu. Evet. Doğru. Şimdi bakın burada evet. Yani bu AKP iktidarı gittikçe artık hukuk devletini ortadan kaldırıyor. Anayasa hukuk devletidir diyor Türkiye. Yani hukuk devleti, devletin hukuka bağlılığı demek şu demektir. Devlet kendi koyduğu kurallarla bağlıdır. O nedir? Anayasadır. O nedir? Kanunlardır. İç tüzüktür. Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi burada AKP Türkiye'de anayasayı da hukuk devletini de kuvvetler ayrılığı ilkesini de kaldırmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi nedir? Kuvvetler ayrılığı da yasama ve yürütme yargının denetimindedir. Son gidilecek yer orasıdır. Eğer hükümetin tasarruflarından herhangi bir idarenin, bu belediye olabilir, eğer zarar görürseniz sığınacağınız yer yargıdır. Şimdi anayasanın 138. maddesinde bunu evet. Anlatmış onlar. Onu sonra şey dedim de ben hakikaten merak ediyorum. Ona evet. Geleceğiz yani çünkü çok önemli. Neden böyle bir yargı denetiminden kaçırmaya çalıştı siyasi iktidar bu özelleştirmeleri? Yani perde arkasında ne var bu işin? Şimdi perde tamam. Arkasında olan şey büyük bir soygundur. Türkiye'de bakın sularımız artık el konuluyor. Sular, hidroelektrik santrallerinize karşı mısınız? Santrallerine. Su orada akar, Türk bakar. Sözünü biz ortadan kaldırıyoruz. Gerekçesi adı altında. Bütün sularımıza, hatta cırıl derelere bile hidroelektrik santralı adı altında barajlar yapılıyor ve bu barajlar suyun özelleştirilmesi anlamına geliyor. Sularımız gidiyor, madenlerimiz gidiyor, ormanlarımız gidiyor. Biz bu ülkede bir eşek yükü odun kesti diye dağdan kendi birçok çiftçimize, köylümüze bir yıl ceza verdik. Ki çok ağır bir cezadır.
Yani ormanlarımızı gözümüz gibi korumaya çalıştık. Cumhuriyet olarak söylüyorum ama şimdi o ormanlar talan ediliyor. Evet. Her taraf gidiyor. Şimdi bu 2B ile ilgili bundan sonraki programda anlatacağız. 2B neden böyle çıktı? Tabii, ne oluyor tabii. Orada? Evet. Yani Türkiye nasıl satılıyor? Zaten dikkat ederseniz önce 2B daha sonra bu çıktı. Bu da tesadüf evet. değil mi? Evet tabii birbirine evet. bağlı. Burada mesela MİT yasası çıkarıldı. Bir uzun süre tartışıldı kamuoyunda. Neydi o MİT yasası? Oslo'da bir görüşme yaptı. Bugünkü MİT müsteşarı Başbakan'ın talimatıyla yaptı. Sonra bu Oslo'daki görüşmeyi araştıran savcılar maalesef ifadesini almak istediler. İfadesini almak isteyince işin ucu Başbakan'a dayanacaktı. Başbakan'ın bu konuda %95 oranında PKK ile anlaştık dedikleri bir anlaşmayı kamuoyundan sürekli gizledi. Böyle bir şey yoktur dedi. Bunu söyleyenler şerefsizdir dedi. En sonunda bu görüşmelerin yapıldığı açıkça ortaya çıkınca bu kez de devlet herkesle görüşür demeye başladılar. Ama burada da bir sanık olarak bugünkü MİT müsteşarı çağrıldı, mahkeme tarafından çağrıldı. Ne oldu? Gitti mi? Gitmedi. Ne yaptılar? Bu yakalama emri çıkarıldı, çağrı geldi ama MİT müsteşarı gitmedi. Gitmedi, yorgunum ben yarın geleceğim veya başka gün geleceğim dedi. Gitmedi, yargı kararları uygulanmadı, yargıya hesap vermedi, ifade de vermedi. AKP iktidarı kalktı, kişi için özel olarak bir kanun çıkarttı. Onun yargılanmasını başbakanın iznine tabi kıldı. Kanun çıkardılar ve bu kanunla da işte hukuk ilan edilmiş oldu. Özel bir zırh getirdiler evet. ve böylece yani eğer başbakanın adamıysan bu memlekette yargılanmazsın olayı geldi. Bunun adı hukuk değildir. Evet. Bu devlet düzeni de değildir. Şimdi bakın bu özelleştirme ile ilgili yapılan şeyler nasıl geldi? Bankacılık Düzenleme Kurulu'nda görev süresi dolan yöneticilerle ilgili bir düzenleme yapılacaktı. Evet. Bundan sonra bunu biz baktık öyle bir şey gelecek diye. Bir baktık ki bir torba kanuna çevrildi bu. Torba kanunu nedir? Bir torba gibi içine her şeyin tıkıştırıldığı, atıldığı bir kanun. O sözünüzü kesiyorum. O torba kanunların şöyle bir özelliği var. Evet. Kamuoyunun gözünden de bazı düzenlemeler saklanabiliyor. Tabii, tabii. Gece yarısı kanunları öyle geliyor. İşte torba kanununa bir madde sokuyorlar. Bakıyorsunuz ki kanun amacı başka, getirilen madde başka. Burada mesela Türkiye Şeker Fabrikaları anonim şirketi olan borçların ertelenmesi veya vadelendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkilidir diye bir kanun getiriliyor. Sonra gece yarısı operasyonuyla bir önerge veriyorlar. Doğal afetlerden zarar görenlerin borçlarının ertelenmesine ilişkin madde bir anda özelleştirmede yargıyı bypass eden madde haline getiriliyor. Gecenin bir yarısında hiç ilgisi olmayan bir kanuna bir madde sokarak bunu yaptılar. Bakınız ben size Antalya'dan bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Seydişehir Alüminyum Fabrikası özelleştirildi. 305 milyon dolar karşılığında özelleştirildi. Fakat bunun yanında hani o fırlarda falan satarlar ya işte elimde işte şu tarak yanında bir köfte bedava diye söylerler. Bunun yanında Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nın özelleştirilmesine ek olarak bedavadan eşantiyon olarak hediye olarak yanında Oyma Pınar Barajı'nı verdiler. Oyma Pınar Barajı'ndaki tesis sendikası bu özelleştirmenin iptaliyle ilgili dava açtı. Davayı kazandı, mahkeme kararı kesinleşti ve Oyma Pınar Barajı sadece 2 milyar dolar. 305 milyon dolara siz bir fabrikayı satıyorsunuz, yanında 2 milyar dolarlık hediye veriyorsunuz. Bunu dünyada hangi ülkede kimin malını kime veriyorsunuz? Bu halkın malı, halkın parası. Ve bunu bu şekilde özelleştirdiler. Özelleştirme iptal edildi. Ama iptal edildikten sonra da bu şirketin elinden almadılar. Ben önerge verdim. Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdim. Dedim ki bu şirket bu Oyma Pınar Barajı'nda ne kadar satmıştır? Ne kadar elektrik satmıştır bu kadar süre içerisinde? Aklımda yanlış kalmadıysa 500 milyon dolarlık satış yapmış. Bu şey yani 305 milyon doları alacaksınız, 500 milyon dolarlık satış yapacaksınız. Zaten
O barajın parasıyla o özelleştirmenin bedelini ödeyeceksiniz. Bunun adı özelleştirme olacak. Ve hala bu şirket mahkeme kararına rağmen ne Seydişehir Alüminyum Fabrikası'ndan çıkarıldı, ne de Oymakpınar Barajı'nın gelirlerini almaktan men edildi. Çok enteresan. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Şimdi anayasaya aykırı bu. Bu yasaların çıkarılması tümüyle anayasaya aykırı. Neden diyeceksiniz? Anayasamızda bir yasanın oluşum süreci var. Evet. Meclise bir milletvekili veya hükümet tarafından teklif edilen yasalar belli süreçten geçtikten sonra genel kurula gelir. Ve müesseseleri kuran yasalar dünyanın her tarafında parlamento geleneği olarak hükümetçe hazırlanır. Hem idaredeki hazırlık safhasında hem meclisteki görüşülme safhası açıktır, şeffaftır, halkın önündedir. Bizde böyle olmuyor. Milletvekili önemli bir hukuki düzenlemeyi bir gece yarısı korsan olarak şeye getiriyor. Evet, yasanın içine sokuyor. Yasanın içine sokuyor ve o yasa gerçekleşiyor. Şimdi idaredeki özelleştirme safhalarının çoğu şeffaf değil. Şeffaf değil. Bir de bunların dayandığı yasalar şeffaf olmazsa bu tamamen yarı aydınlık hatta karanlık bir düzen içinde devlet malının geleceğinin tayin edilmesi oluyor. Zaten temelde şöyle bir demin Sayın Vekilimizin dediği gibi mahkeme kararları uygulanmıyor. Tabii. Anayasanın 138. maddesi tabii. Değil mi? Tabii. 138. Şimdi amir bir hüküm. Açık olarak anayasanın 138. maddesi diyor ki yasama ve yürütme organları ile idare, yani devletin bütün temel organları mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremezler. Ve bunların yerine getirilmesini geciktiremezler. Yani bizim meclisimiz mahkeme kararını kaldırdım diye yahut kaldıracak yargı bazı işlemler yapma diyor. İmkanı veriyor ve bunu yetkiyi hükümete veriyor. Bakın geçenlerde çok önemli bir anayasal sapma yapıldı Türkiye'de. Nedir bu? Sayın vekilimiz daha iyi bilirler. 40 civarında kanun çıkarılması için kanun hükmünde kararname yetkisi verildi. Değil mi efendim? Evet. Evet. Ve bu Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti. Maalesef Anayasa Mahkemesi bunu reddetti bu davayı, değil mi? Evet. Şimdi aynı bu konuda da anayasaya müracaat edildiği zaman reddedilirse bunun anlamı şudur artık. Türkiye'de anayasa denetimi gerçekte ortadan kalkmış olur. Çünkü anayasa küçük bazı konularda, tabii onlar da hukuki rahatsızlık veren konular olabilir ama bir iptal kararı vermekle anayasa denetimi kurulmuş olmaz. Devletin temel yapısıyla ilgili ve vatandaşın temel haklarıyla ilgili korumayı yapamayan bir anayasa mahkemesi yok demektir. Yok demektir. Şimdi anayasa mahkemesi ne yaptı? Bu kanun hükmünde kararnameler konusunda açılan davayı reddetmekle dedi ki meclisteki yetkinin yürütme organına nakli tasvip ediyorum dedi. Evet. Şimdi aynı şekilde yargıyla ilgili bir yetki de oradan alınıp yürütme organına veriliyor. Şimdi bakın her şeyi açıkça... Ve büyük yetkiler veriliyor, bakın, değil mi? Açıkça yani, konuşmak mecburiyetindeyiz. Ben şeyi bir okuyayım size de yani yurttaşlarımız bilgilensin evet. diye. Evet. Şimdi bakın madde ne hale geldi? Gece yarısı kanunu şu şekilde oldu. Bakınız nereden nereye geliyor? Tabii afetler nedeniyle zarar ek madde 5... şöyle diyor, 94 tarihli 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Evet. Ek madde 5. Tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Şeker Fabrikalı AŞ'ye olan borçlarının vade farkı aranmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi ile, şimdi bakın burada, buraya kadar şeker fabrikalarını konuşuyoruz. Evet. Bundan sonra ne oluyor? Özelleştirme uygulamaları sonucunda kuruluşların nihai devir sözleşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra özelleştirme işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu kuruluşlara devralanlar tarafından üretim,
yatırım, modernizasyon, istihdam ve bunlara bağlı her türlü hukuki, ticari ve mali tasarruflar bulunulması nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık, bakınız, fiili imkansızlık karşısında geri dönülemeyecek bir yapının ortaya çıkması halinde kim takdir edecek bunu? Yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, yargının kararının uygulanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kurulu tesis edilecek iş ve işlemler konusunda karar almaya yetkilidir. Yani yargı vermiş, demiş ki ben iptal ediyorum. İptal ettiği anda ne yapması lazım? İdarenin onun elinden alması, orada yapılmış bir şeyler varsa geri dönülmeyecek, onun eğer bir masrafı varsa o masrafları ödemesi ve onun elinden alarak yeniden ihaleye çıkartması lazım. Anayasanın 138. maddesi ne diyor? Aynen şöyle diyor. Dördüncü görülmekte olan hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisini kullanmasına mahkemeler, hakimler emir talimatı veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinlerde bulunamaz diyor. Ve yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez diyor. Yani şimdi burada idare diyor ki bırakın diyor bunun geciktirilmesi veya bunların yerine hiçbir şekilde uygulamayacağım bunu. Bakanlar Kurulu karar alacak. Yani bir yargının vermiş olduğu bir kararın temiz mahkemesinden geçmiş, kesinleşmiş, onların üstünde artık Bakanlar Kurulu var. Bunun adı Türkiye'de hukuksuzluktur. Hukuk devletinin kanun yoluyla artık tepelenmesi. Bu aslında şöyle bir sonuç da çıkıyor. Artık kuvvetler birliği var. Yani yasama ve yargı yürütmeye bağlı. En tepede yürütme, yasama ve yargı bütün kararları oradan onanacak gibi bir sonuç da çıkıyor. Efendim şimdi bu söylediğiniz şöyle de özetlenebilir zaten o amaçla çıktı. Diyor ki ben diyor özelleştirme işlemlerini tümüyle yapıyorum. Bütünüyle. Ve ondan sonra aradan bir iki yıl geçiyor ve bir yargı kararı çıkıyor. Geriye dönemiyorum diyor. Yargı kararını uygulayacak imkan yok diyor. O zaman kamunun zararı ne olacak? Kamunun da bir zararı var değil mi? Tabii. Onun için ne diyorlar? Nasıl bir gerekçe? Onun ya da kamuyu görmüyorlar. Kamuyu hiç görmüyorlar. Kamu dediğimiz şey nedir? Şimdi burada yurttaşlarımıza bunu anlatmak zorundayız. Çünkü burada bir Oyma Pınar Barajı verilmiş, verilmemiş. Vatandaşa ne? 2 milyar dolarmış da hava verilmiş. Verilse ne olacak? Benim cebime giren bir şey mi var diye düşünüyor. İşte esas burada halkımıza şunu söylemek istiyorum ben. Buradan bir milletvekili olarak söylemek istiyorum. Burada yenen para, giden para 2 milyar dolarlık bir fabrikanın veya bir barajın birine bedava verilmesi, halkın cebinden 2 milyar doların alınıp onun cebine verilmesi. Oysa bu 2 milyar dolarla okullar yaptırabilirdik, yol yaptırabilirdik, sağlık sistemi yaptırırız, yeni yatırımlar yaparız, yeni fabrikalar yaparız. İşsizlikten Türkiye kırılıyor. Yani biraz sonra o ekonomiye falan da göreceğiz. Ama şimdi biz bütün bunları, 2 milyar dolar korkunç bir paradır. Yani bunu çakıl taşı değil bu. Bu milletin kendi cebinden çıkan paradır. Yani yurttaşlarımızın şunu anlamasını istiyorum. Yani bu paralar giderse ve bunları üstelik bir de yabancı şirketler, yabancı ülkeler kapatırsa biz aç kalırız, yoksul kalırız, perişan oluruz. Yeni bir kurtuluş savaşı vermemiz gerekir. Evet. Bakın ne büyük acılar çektik. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi. Onlar battılar. Yani bu özelleştirmeler ta 1876'dan bu yana ıslahat fermanlarıyla meydana getirilmiş olan bir sistemin yavaş yavaş bizi esir alması yeniden. Tabii. Kurtuluş savaşı verdik. Yani bakınız, Türkiye ekonomik bağımlılığı nedeniyle Cumhuriyet'ten önceki dönemde yabancı ülkelere gırtlağına kadar borçlandırıldığı için paramparça yapıldı. Elimizde bir bu ana vatanımız kaldı. Onun dışındaki bütün parçalara el koydular. Hepsini teker teker bizden kopardılar. Ekonomik bağımsızlığımız giderse bu böyle olur. Evet. Yabancı ülkelerin himmetiyle, onların şefkatiyle varılacak bir yer yoktur. Onlar sadece kendi karlarını, kendi çıkarlarını düşünürler. Tabii. Ama Türkiye'de bizim bugünkü hükümetimiz, bugünkü iktidar
yabancıların elinde sadece bir araçtır, bir oyuncaktır ve bu bütün mallarımız satılıyor. Bakınız sen üstadım Güven Bey söyledi biraz önce. Yani şimdi İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nı AKP mi yaptı? Hayır, sattı onu. Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nı sattı. Bakın İzmit'teki rafineriyi, Tüpraş'ı sattı. Antalya'daki Ferrokrom Fabrikası'nı sattı. Bütün bunlar haraç mezat gidiyor. Yani maalesef binlerce dönüm topraklarıyla beraber gidiyor. Şimdi anlayış da çok farklı. Ben hemen şunu vurgulamak istiyorum. Danıştay tarafından kamu yararı gibi sübjektif bir kavramla bu bazı özelleştirmelerin iptal kararı çıkıyor ve böylece küresel sermaye Türkiye'ye giremediği için yatırım yapamıyor diye şikayetler var. Yani kamu yararı konusunda Türkiye'de herkesin, her bireyin bir saygınlığı, bir değil mi, hassasiyeti şimdi var. Danıştay'ın geçen gece Alaturka bir konserle 144. yılı kutlandı. Şimdi 144 yıllık bir müessedir Danıştay. Kamu yararı, kamu hizmeti, kamu memuru, kamu ajanı, bütün bunlar kamu malı. Bütün kamu hizmeti, bütün bunlar Danıştay'ın bu 150 ile yaklaşan hayatında değerlendirilmiştir, ortaya konmuştur. Kamu yararı nedir? Oymapınar Barajı'nı haraç mezat adeta bedava verilmesini önlemektir. Şimdi bakın, Oymapınar Barajı niçin yapılmıştır? Ben onu takip etmiştim yapılış tarihinde. Alüminyum elektrikle üretiliyor. Müthiş pahalı bir üretim bu. Onun yanına oraya bir baraj kurarak biz milli alüminyum sanayimizi kurduk. Şimdi bu hediyeli, eşantiyon hediyeli satışı ile birlikte ne oldu biliyor musunuz? Enterkonekte şebekeye verdiği her kilowatt saat enerjiden fazla para kazanıyor bunlar. Neden kazanıyor? Çünkü bütün santrallar %50'si doğal gazla çalışıyor. Doğal gaz müthiş maliyetli bir şey. En ucuz elektrik hidroelektriktir. Ve bunlar çok eskiden kurulmuş santrallar olduğu için artık kendilerini amorti etmişlerdir. Sıfır maliyete yakın maliyetle elde ediyorlar. Biz bunu paketledik. Bir sermaye grubuna, bir inşaatçı gruba verdik. Sanayici de değil. Ne kadar yatırım yaptı bilmiyoruz. Hiçbir şey yaptığı yok ortada. Yalnız para kazanıyorlar. Bugün alınsa hiçbir sıkıntısı yok. Bugün bütün bu müesseler kemiksiz olarak teslim edildi biliyor musunuz? Yeni satın alanlara. İşçiler ya tasfiye edildi, ya tasfiye edilirken, çıkartılırken kıdem tazminatları ödendi. Tertemiz bir şekilde borçsuz, harçsız ilgililere verildi. İşte 2 milyar dolarlık santral, 300 milyon dolarlık bir ihalenin yanında verildi. O da peşin malında, onu da bilmiyorum. Ve ne kadar stok var belli değil. Ne kadar kasada para var satışlarda belli değil. Bunlar gazetelerde tenkit ediliyor. Ben bakanlık görevinde bulunan bir insan olsam bunu ağır meselesi yaparım. Benim bulunduğum bir kabinede yahut başında bulunduğum bir idare sisteminde devletin parasını haraç mezat başkalarına ucuza verdiği iddiası var gazetelerde. Bakın neler söyleniyor. Onları isterseniz bir okuyayım evet, size. Evet, bir iki şey bir iki alalım. Misal vereyim size. Şimdi efendim, Ege'de bir tekstil kombinası mahalli insanlara satılıyor. Ticaret odasından bir gruba satılıyor. Fabrikanın kapatılmasını içine sindiriyor bu adamlar. Oranın yerli vatandaşlar. Ve kapatıldıktan sonra arsaların, fabrika arazisinin bir kısmını satarak özelleştirme parasının üzerinde para alıyorlar. Bu kamu yararı neresindedir bunun? Bir tane daha. Zaten kamu yararı kavramını... Stoklardaki mamul mallar diyorlar değerlendirilmedi. Açıkça veriyorlar. Ne oldu? Niye saymadınız bunu? Böyle özelleştirme mi olur diyorlar. Kasadaki para diyorlar orada kaldı. Ya ben bunların bütün isimlerini de verebilirim, artık ayıp oluyor evet. Bunları söylemek. Ünlü bir otelin arkasındaki arsa imara açılarak 30 milyon dolara satılan otel bir anda sıfır maliyete geliyor. Şimdi bu bir mahkemenin önüne geldiği zaman siz ne karar verirsiniz? Bundan daha hala kamu yararı mı olacak?
petrol ofisin ve Tekel'in içki bölümünün satışından sonra birkaç defa el değiştirdi bu kurumlar. Her seferinde katlanarak satıldı. Bu aradaki fark benim vergimden çıktı. Benim geleceğimden alındı. Ben onu dava edebilirim, hakkımdır. Ve iptal ettirirsem de o işlemlerin her birinin geçersizliği ortaya çıkar. Şimdi diyelim ki tapu değişti, değil mi? Evet. Bu ihaleden sonra, özelleştirmeden sonra derhal adli yargıya müracaat edip tedbir koyup tapu iptaline gideceksiniz. Bunların hepsi halledilecek konulardır. Hiç öyle halledilmeyecek bir sorun yok. Çok büyük bir hak kaybı söz konusu ise, yatırım yapılmış, bunlar hemen hesap edilemiyorsa, bunların hep devlette usulü vardır. Devlet bir haktan vazgeçmek için bir alacağını uzlaşma yoluyla alabilmek için usulleri vardır. Evet. Devlet içinde bunlar kademelendirilmiştir. Maliye Bakanlığı'ndan Danıştay'a kadar bunların hepsi halledilebilir. Hiçbiri halledilmeyecek değil. Ama bir defa gece yarısı kanunu olması işin kötü niyetini gösteriyor. Tam burada zihniyet meselesi değil mi? Siz de bir iki örnek verin. Ondan sonra reklama geçeceğiz. De, yani en çok gücüme giden benim bu Oyak Bank'ın satışıdır. Evet. Yani Türkiye ayağa kalktı. Oyak Bank yabancılara gitmesin diye. Çünkü Oyak Bank subay ve asubaylardan ikişer buçuk lira keserek yıllarca bir birikim, bir alın teriyle o insanlarımızın, bütün ordumuzun katkısıyla yapılmış koskoca bir bankaydı. Oyak Bank'ı yerliye satıyoruz diye ucuz fiyattan yerli bir firmaya verdiler. Aradan 6 ay geçmeden o 3 misli fiyatına bir yabancıya sattı. Bizim evet. Oyak Bank yabancıların evet. elinde kaldı. Şimdi burada bakın, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bu gece yarısı kanunu nasıl çıkarıldı? Bu bakanlar kuruluna yargının yetkisini veren, yargının kesinleşmiş kararlarını bozma yetkisini veren kanun nasıl çıkarıldı? Bakın aynen okuyacağım tutanaklardan çok kısa. Başkan şöyle diyor, komisyon önergeye katılıyor mu bu getirilen önergeye? Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ertuğrul Soysal, katılmıyoruz. Başkan, sayın komisyon önergeye katılıyor musunuz? Ertuğrul Soysal, Yozgat, katılmıyoruz sayın başkan. Başkan, hükümet katılıyor mu? Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat, katılıyoruz. Başkan, son okunan önerge, gerekçeyi okutuyorum. Kanuna eklenen ek maddeyle tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlar olan borçlarının vade farkı aranmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi hususu ile özelleştirme uygulamalarına yönelik olarak açılan davalarda idari yargı mercilerince kimi zaman özelleştirme uygulamalarının bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanarak özelleştirme konusu kuruluşun ihaleyi kazanan yatırımcıya devir ve teslim edilmesinden söz konusu kuruluşları devralanlar tarafından üretim, yatırım, istihdam ve bunlara bağlı her türlü ticari ve mali tasarrufla bulunmasından sonra yürütmenin durdurulması veya iptal kararları tesis edilmekte olduğundan devir tarihiyle kararların verilmesi tarihi arasında önceki duruma göre fiilen geri dönülemeyecek bir yapının ortaya çıkması nedeniyle oluşan fiili imkansızlık karşısında Bakanlar Kurulu'na yapılacak iş ve işlemler konusunda bir karar verme yetkisi tanınmıştır. Mehmet Akif Hamza Çebi, İstanbul. Sayın Başkan, hükümet katılıyoruz mu dedi, katılmıyoruz mu dedi, duyamadık. Başbakan Yardımcısı Bekir Boz, katılıyoruz. Mehmet Akif Hamza Çebi, katılıyorsunuz. Oktay Vural, İzmir. Sayın Başkanım, bu yargı kararlarını yok sayan bir önerge. Dolayısıyla anayasa açısından acaba başkanlık bir değerlendirme mi yaptı? Başkan, yapıldı efendim. Oktay Vural, İzmir. Yani özelleştirme uygulamalarıyla ilgili verilen bütün yargı kararları karşısına Bakanlar Kurulu'nu adeta yargının yerine koyan bir önerge. Başkan, değerlendirme yapıldı efendim. Evet, önergeyi oylarınıza sunacağım. Mehmet Akif Hamza Çebi, İstanbul. Bir de efendim, ilk kez bir şeye tanık oluyoruz. Komisyon katılmıyoruz diyor. Hükümet tabii ki katılabilir, takdiridir. O anlamda herhangi bir yorumum yok tabii ama komisyonun katılmama gerekçesini öğrenebilir miyiz? Başkan, komisyon da zannediyorum biraz. Oktay Vural, İzmir. Gerekçesiyle evet. Bitiyor zaten birkaç cümle. Değişti. Gerekçesiyle birlikte açıklayabilir katılmamayı. Başkan, buyurun sayın komisyon. Bakınız, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ertuğrul Soysal, Yozgat. Yok, ben söyledim. Bakın nasıl şey yapıyor ve çok Plan ve Bütçe Komisyonu Lütfü Elvan, komisyon olarak takdire bırakıyoruz. Başkan, evet, gerekçe anlaşılmıştır. Mehmet Günal, Antalya. Bir saniye, daha anlaşılmıştır diyorsun başkanım. Başkan, oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Yani şu tartışmaya bakın. Komisyonla hükümet arasındaki çelişkiye evet. bakın ve evet. sonra komisyon nasıl çark ediyor? Hükümetin gece yarısı getirdiğinden komisyonun bile haberi yok. Maalesef. Ve bunlar bu, bir yasa böyle çıkıyor ve bu
Bakın burada Türkiye kamuoyunda gözünden kaçırılıyor. Evet. Çünkü eskisi gibi TRT 3'te gösterilmiyor televizyonlarda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bile devre dışında bıraktılar. Evet. Burada evet. Türk halkına buradan ben bir şey söylemek istiyorum. Burada bugün artık bu sistem kesinlikle bir hukuk devleti sistemi değildir. AKP keyfi evet. bir yönetim haline gelmiştir. Emin olun ki bugün kim var yani hukuk açısından bizim baktığımız zaman evet. işte Körfez ülkelerinde şeyhlikler var. Emin olun ki bir şeyh bile böyle bir kanun çıkartamaz, böyle bir şeye cüret edemez. Evet, devam edeceğiz. Bir kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Sayın seyirciler, şu anda biz iki yasa üzerinde konuşuyorduk. İlk yasayı ilk bölümde konuştuk. Bu yasa Türkiye'de ne yazık ki özelleştirmelerde yargı denetiminin kaldırılmasıydı. Konuklarımızı eğer şimdi açtıysanız televizyonlarınızı hemen hatırlatayım. Sayın Güven Dinçer, eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, emekli Başkan Vekili. Sayın Gürkut Acar, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili. Şimdi ikinci yasa üzerinde duracağız. Bu yasada da yabancılara yapılacak olan toprak satışlarında mütekabiliyet esasının yani karşılıklılık esasının kaldırılması. Bu gerçekten insanın yüreğini incitici bir düzenleme olarak geldi. Bunun nedenlerini şimdi konuşacağız. Sayın Gürkut Acar, şimdiye kadar toprak yabancılara toprak satışında şöyle bir baktım. 98 bin taşınmaz yabancıların elindeymiş. Şimdi bu karşılıklılık esası kalktıktan sonra acaba satılacak olan mallar, şu anda var olan cari borçlarımızı, cari açığımızı kapatacak mı? Ne dersiniz? Şimdi bakınız, burada çok ilginç bir manzara var. Geçen gün Sayın Genel Başkanımız da salı günü toplantıda söyledi ama ben buradan arkadaşlara söylüyorum. Bugün toprak satışı neden gündeme geldi? Ekonomi çok iyi diyor. Dünyanın 10. büyük ekonomisiyiz diyor. AKP Bangal'da kül bırakmıyor. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz. İşsizlik gırtlağımıza kadar geldi. İnsanlar, biz milletvekilleri olarak işsiz insanların bize gelip başvurmalarından artık perişan olduk. Üzüntü yani, duyuyoruz. Üzüntü duyuyoruz. Bir çare bulamıyoruz. İşsizlik diz boyu ve bir taraftan da iktidar çok iyi gidiyor. İktidarımız çok iyidir. Çok işte dünyanın bilmem kaçıncı ekonomisiz diyor. Bakınız, Sayın Başbakan geçen gün dedi ki bu dedi uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştür. Uluslararası kredi notunu, ama Yunanistan'ınkini düşürmedi. Çünkü diyor Yunanistan'ınki diyor onlara torpil yaptı. Bizi indirdi aşağı diyor. Şimdi bakınız, diyelim ki onlar iflas ediyor. Yani Yunanistan ve adalarını satıyor bugün. Yunan adaları evet. satılık. Evet. Şimdi biz o zaman topraklarımızı niye satıyoruz madem çok iyi? Ha, bunun cevabı işte şurada yatıyor. Bakınız, 1979'dan 2003'e kadar Türkiye'nin ödediği faiz 135 milyar dolar. 1979'dan 2003, yani AKP iktidara geldiği tarihe kadar, tarihten bir yıl öncesi, bir yıl sonrasına kadar. 2003-2011 arası, geçen yıla kadar Türkiye'nin ödediği faiz 135 milyar liradan 450 milyar dolara çıkmış. Yani AKP iktidarı 135 milyar yerine 450 milyar dolar faiz ödemiş. Bir de biz ekonomiyi bilen Sayın Başbakanımıza bakın. 450 milyar dolar faiz ödüyorsun. Sonra kalkıp ben bu ekonomiyi çok iyi yönettim diyorsun. Yani bizim sattığımız ne varsa her şeyimiz gitti. Şimdi de topraklarımızı satmaya başlıyoruz. Çünkü bu toprakları bu şekilde satacak bir ekonomik açık, cari açık bugün
Türkiye'ye dayanmış durumda. Hiç şansları yok. İşte bu 2B'yi çıkardılar. Evet. 2B'yi evet. çıkarırken de nasıl çıkardılar söyleyeyim, bir hukuksuzluk da orada var. Bakınız 2B kanununu çıkardılar, arkasından bu yabancılara toprak satışı kanunu getirdiler. Hepsi sırayla efendim tabii. geliyor değil mi? Tesadüf değil. Bakın şeyde de komisyonda bizim arkadaşlarımız dediler ki ya bu köylerin 50 yıllık 100 yıllık tarlaları bunlar. Birçok yerde insanlara kendi mülkünü yeniden satıyorsunuz. İnsaf edin. Raiç bedeli üzerinden getirmeyin bunu. Emlak bedeli üzerinden getirin. Olmaz, raiç bedel olacak. O zaman hiç olmazsa %50'si olsun. %70 mi %50 mi tartışmasında komisyonda %50 olarak kabul edildi. Meclise geldi. Mecliste kendilerinin komisyonda çoğunluklarının kabul ettiği %50'yi önerge vererek %70 olarak koydular. Şimdi neden bu köylüye bu kadar zulüm yapıyorlar? Onun açık elinden kesin. Almak için tabii, toprağı. Ödeyemeyecek. Köylüler bunu ödeyemeyeceğiz diyor. Zaten Antalya'dan her gün yüzlerce telefon geliyor bize. Bakınız burada ve burada bir şey daha yaptılar. Bir kanunsuzluk daha yaptılar. Ve şöyle bir madde koydular. Hak sahiplerinden idarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından yararlanamazlar. Başkaca talepte bulunamazlar. Hak ve tazminat talep edemezler. Dava açamazlar. Yani raiç bedel takdir ediyor idare. Diyor ki ben bu raiç bedeli takdir edeceğim. Sen bunun hakkında dava açamazsın. Ya onu çok yüksek takdir ettiysen, o ezilme noktasındaysa ne olacak? Elinden dava hakkını alıyor. Yani bakın idarenin yaptığı bütün eylemler ve işlemler yargı denetimine tabidir. Üstad daha iyi bilir. Şimdi tabii. idare bir işlem yapıyorsa, eğer o işlemden bir vatandaş zarar görüyorsa bunu dava etmek onun hakkıdır. Buraya kanuna koyuyor, dava açamazlar diye. Bu madde açıkça anayasaya aykırıdır. Ve bugün bunlar anayasayı ihlal ediyor. AKP iktidarı ve hükümet, bugün Bakanlar Kurulu bu getirdikleri uygulamalarla anayasayı ihlal noktasındadırlar. Evet. Ve şimdi bu anayasayı ihlallerini ortadan kaldırmak için de kendileri anayasayı da değiştirmeye kalkıyorlar. Maalesef. Ben bakalım Türk halkı buna izin verecek mi vermeyecek mi onu göreceğiz. Türkiye'de insanlarımız ama aydınlatmak soyguna... görevimiz halkımızı. Çünkü gece yarısı bu yasalar çıkıyorsa halkın nasıl haberi olacak? Yani bir de o sıkıntı var. Tabii, evet. Anayasamıza göre yargı yolu herkes için sınırsız bir şekilde açıktır. Bunun sınırlamaları yargı organı tarafından yapılır. Mesela senin menfaatin yok der. Niye dava ettin der filan. Ama yargı yoluna herkes gidebilir. Yargı yolu ancak anayasayla kısıtlanabilir. O da ilki olarak kısıtlanmaz. Anayasada da belli konularda kısıtlanmıştır. Mesela Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı atamalar vardır. Cumhurbaşkanı'nın genel sekreteri. Cumhurbaşkanı atar. Çünkü onun sırdaşıdır, yan yana çalıştığı insandır, iç içedir. O herhangi bir kamu görevlisine benzemez. Onun için nazari olarak o görevden alındığı zaman onun dava hakkı yoktur. O bile anayasada yazıyor. Evet. Şimdi biz bir gece yarısı kanunuyla çok büyük menfaat transferlerini dava konusu olmaktan çıkarıyoruz. Buna kimsenin hakkı yok. Bakın, ayrıca benim büyük bir endişem var. Bizim son anayasa değişikliğinden sonra yargıda yeni bir yapılanma oldu. Evet. Çok büyük çapta mevcuda göre çok kalabalık sayılacak yeni gruplar yargıya yüksek yargıç olarak alındı. Şimdi yargı sistem olarak doğrudan doğruya ve dolaylı kendi içine dahil edeceği insanları kendi seçer. Kendi seçer. Ve bunu zamana yaygınlaştırır. Çünkü ben size bir anda yetkiyi veriyorum. 80 tane valiyi tayin edin desem siz 5 tane vali bulamazsınız. Bu sistemin bulacağı bir iştir. Ama bizim anayasamız bir anda efendim Anayasa Mahkemesi'ne 17 üye Yargıtay. Ve şeye de Yargıtay'a da 100'ün üzerinde üye atadı. Şimdi Yargıtay Başkanı, yeni seçilen Yargıtay Başkanımız, ondan bir süre önce seçilen
Danıştay'a seçilen Danıştay Başkanımız, bu değerli meslektaşlarımız, bir de Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmalarında şöyle ifadeler kullanıyor. Biz yürütme organına engel olmayacağız. Yargıtay Başkanı'nın da dün söyledi. Büyük Millet Meclisi faaliyetlerini destekleyeceğiz. Danıştay Başkanı da söyledi. Evet. Buna benzer bir söz. Evet. Biz herhangi bir şekilde engel olmayacağız. Bizim yani yüksek mahkeme olarak, yüksek yargı olarak kimseyi engelleme hakkımız var mı? Engellediğimiz var. Yasalar bize görev vermiştir. O yasalar ne engeldir, ne köstektir, ne de destektir. Biz görevimizi yaparız ve devletin ayakta kalması ancak bu şekilde mümkündür. Şimdi sayın başkanlar bu şekilde konuştuktan sonra inanın bütün Türk halkı oyunda şöyle bir tereddüt uyandı. Ondan sonra verecekleri kararlarda yüksek mahkemelerimiz çok dikkatli olmak zorundadırlar. Eğer halkı tatmin etmezlerse bu kararların adil olması, yasalara, hatta yasalara değil, hukuka uygunluğu yönünde halkı tatmin etmezlerse bu meseleler prestijlerini kaybederler. Bu çok önemli bir konu. Çok önemli. Ve oradaki seçimlerde blok oy çıkıyor. Evet. Evet. Kendi ailemize, çocuklarımıza oturduğumuz zaman 3-4 kişi bir konuda aynı fikre varamıyoruz. Nasıl olur bir seçimde, gizli yapılan bir seçimde blok olarak 50-60 oyun çıkması, 100 oyun çıkması, bu insanı ürpertiyor, kuşkulandırıyor. Onun için ben sayın meslektaşlarımdan bu konularda çok dikkatli olmalarını rica edeceğim. Çünkü yargı işi her zaman tabii tenkide açık bir iştir. Haklı haksız yargı kararları tenkit edilir filan. Ama bugün bunun ötesinde bir manzarayla karşı karşıyayız. Maalesef. Kendileri yargıyı haksız ithamlardan veya haklı ithamlardan korusunlar lütfen. Şimdi bu yabancılara tanınan yasayla ilgili şöyle bir araştırma yaptım. Sayın seyircilerimize de ilginç bir not iletmek istiyorum. Şimdi bir yerde okudum. Fransa'ya İngilizler 1991 yılında yerleşmeye başlamışlar. 2006 yılında sayıları 500 bini bulmuş. Bunun üzerine Fransızlar telaşlanmış. İngilizler bizim ülkemize nasıl bu kadar çok fazla akın ettiler diye. Çünkü İngilizlerin olduğu yerlerde bir şehirleşme olmaya başlamış. İngilizler Fransa'yı fete çıktı diye bir manşet atmışlar Le Figaro gazetesinde. Evet. Ve ondan sonra şunu diyor Le Figaro gazetesi, bu sessiz bir çıkarma, yavaş yavaş ilerleyen bir sömürgecilik ve silahsız bir işgaldir diyor. Çok enteresan. Yani Fransa gibi güçlü bir ülke dahi bu konudaki titizliğini ve duyarlılığını gösteriyor. Şimdi bakıyoruz kıyılarda, değil mi, giremediğimiz bazı siteler var. Sokmuyorlar bizi yabancıları. Bunlar değil ev mi? Ve apartman dairesi şeklinde, ama daha korkunç olan köylerdeki arazinin, evet, satılması. Şimdi kırsal alandaki başımıza gelenler, evet. Güneydoğu'da ikinci eller vasıtasıyla, Türk vatandaşları görünen bir takım eller vasıtasıyla İsrail'in ve yabancı ülkelerin büyük çapta alıma giriştiğini duyuyoruz. Evet. Mesela Van kıyısında bir San Francisco Ermenilerinden bir grubun efendim tatil köyü kurması söz konusu oldu. Gazeteler yazmıştı. Şimdi herhalde Barzani'ye de imkan verirseniz Türkiye'de kendi kafasındaki hedeflere göre bazı mülkler satın alabilir. Elinde çok büyük petrol parası var onun da. Şimdi çok ilginç, onu da söyleyeyim, size bırakayım. 1850'lerde İngiliz ve Almanlar Türkiye'de batıda tarım arazilerini almışlar. Hatta bir ara İngilizler 1/3 oranında ki tarım arazilerini kullanmaya başlamışlar. İşte Atatürk bunu fark edince 1924'te köy kanunu çıkarıp yabancılara köy sınırları içinde hiçbir malın satılmayacağını söylemiş. Ama ne acıdır ki 2003 yılında bu yasaklar kalkmış, fakat Anayasa Mahkemesi
galiba imdada yetişmiş ve bu yasayı iptal etmiş. Anayasa Mahkemesi'nin bu tür kararları var değil mi? Tabii daha önce de verilmiş kararlar var ama bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Evet. Çünkü anayasa alanında da yeni bir ufuk açıldı yahut karanlık bir ufuk açıldı şimdi. Şimdi Sayın Gürkut Acar, şimdi siz bu yasayı anayasaya aykırı dediniz. Herhalde Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz. Evet. Ama bir sıkıntı var. Şimdi siz Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz. Bu karar yürütmeyi durdurma da isteyebilirsiniz ya da iptal. Ama o döneme kadar satışlar hızlı bir biçimde sürecek. O zaman ne olacak? Yürütmeyi durdurma şimdi, kararını hemen vermeleri gerek. Eğer iptale girebileceklerse. Evet. Şimdi bakınız olay şu. Sayın Başbakan diyor ki CHP Anayasa Mahkemesi'nin kapısından ayrılmıyor diyor. Hep diyor Anayasa Mahkemesi'ne yargıya gidiyorlar diyor. Onun için yargıyı ele geçirmek için Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu'nun yetkilerini değiştiren 26 maddelik bir referandum yaptı. Halkın gözünden kaçırdı onu ve yargıya fiilen el koymuştur. Bugün AKP iktidar olarak el koymuştur ve o HSYK'nın bugünkü uygulamalarını görüyoruz. En önemli davalarda hükümetin ve hatta AKP'nin kapatmasına sebebiyet verebilecek olan bir Deniz Feneri davasında 3 tane savcının 3'ünü birden almaktadır. Şimdi böyle bir şey herkesin gözünün içine baka baka bu memlekette AKP'ye karşı hukuk çalışmaz demektir. Geldiğimiz nokta bu. Anayasa Mahkemesi'nin kapısından CHP ayrılmıyor diyor. Biz anayasayı hukuku görmezden geldiğinde biz nereye gideceğiz? Yani acılar hocalara mı gideceğiz? Tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Başka gideceğimiz bir yer mi var? Yargıya başvuracağız. Şimdi bu tabii buradaki şeye iyi bakmak lazım. Yani mütekabiliyetin tamamen kaldırılmasına iyi bakmak lazım. Bu olay ve bu da tamamen Bakanlar Kurulu'na veriliyor bu yetki değil mi? Tabii. Vatanın satışıyla aynı. Bakın ben size birkaç şey vereyim arkadaşlara. Herkes buradan 2003 yılına kadar 80 yıllık cumhuriyette toplam 11 milyon metrekare yabancılara toprak satışı. AKP'nin geride bıraktığımız 10 yıllık iktidara baktığımızda 2002-2011 yıllar arasında AKP iktidara gelmiş geçen yıla kadar ve yabancı gerçek kişiye 75.893.700 metrekare satılmış. Yabancı tüzel kişiliğe 30.447.810 metrekare, yabancı ortaklı ve yabancı sermayeli şirketlere 30.186.277 metrekare olmak üzere toplam 136.527.787 metrekare yazmıştı. Dolayısıyla 80 yılda satılan toprak parçasının neredeyse 12 katı AKP iktidarı döneminde gerçekleşti. Yani vatan toprakları satılıyor. Şimdi burada vatanı satmaktır bu. Bir gidiştir. Daha 1868 yılında İstimlak Nizamnamesi çıkartılmış. 144 yıl önce bu öyle satılmış ki Türkiye'deki topraklar ondan sonra o gavur İzmir sözü oradan geliyor. İzmir ve civarındaki her yerde 150 bin dönüm, 160 bin dönüm, 180 bin dönümlük büyük İngiliz çiftlikleri var. İngiliz çiftlik. Ve o kadar çok ki bu çiftlikler öylesine kapatmış ki orayı. Oraya işte bunlar İngilizler olduğu için gavur İzmir denilmiş. Yoksa İzmir halkını başımızın üstünde yeri var. Burada ama bu gidiş aynı gidiştir. Bu kanunların çıkartılmasının sebebi artık satacak bir şey kalmadı Türkiye'de. Kendi topraklarımızı satıyoruz demektir. Bununla ilgili de biz bu karşılıklı mütekabiliyet dediğimiz şeyin ortadan kaldırılması, yani bir ülkede eğer sizin o ülkenin vatandaşı, Türk vatandaşlarının hakkı varsa onun ülkesinde toprak satın almaya, Türkiye'den toprak satın alabilir. Ama şimdi buradaki mütekabiliyetin kaldırılması, buradaki bizim bütün topraklarımızı Orta Doğu'daki şeyhlere, prenslere maalesef. Ve çok acıdır. Yani, onlar toprak satmıyor çünkü petrolleri var, kuruyorlar kendi servetlerini. Gerek yok. Tabii onlar yani bakınız İsrail nasıl kuruldu? İsrail Filistin'de alınan, satın alınan, parası verilen toprakların üzerine kuruldu. Abdülhamit de istememiş. Yani, ben toprağımı vermem demiş değil mi o zaman? Tamam, yani, direnmiş. Çok enteresan. Evet, siz bir şey söyleyeceksiniz. Ben yani burada özelleştirmedeki düşünce zaafı aynı toprak satışında da var. Özelleştirmede hiçbir kural koyamadık biz.
yahut ortada bir kuralsızlık var. Her şey satılabilir dedik. Şimdi Batı'da yine basından öğreniyoruz ki birçok satışları mesela Amerikan hükümeti engelliyor. Kritik sektördür diyor. Ben diyor sattırmam bunu diyor. Evet, çok sattırmam öyle. Sattırmam diyor. Özel sektörün hamisi, felsefesinin sahibi Amerika bunu söylüyor. Evet. Bizde de toprak meselesinde öyle. Dünyanın birçok ülkeleri toprak satışını yasaklıyor. Yalnız mülk alabiliyorsunuz. Evet. Kullanım süresi. Süreli kullanım diyor halka. Hatta bizim Londra'daki büyükelçiliğimizin biz oraya gittiğimiz zaman orada söylemişlerdi. Buranın toprağına sahip değiliz. Belli bir süre kullanma hakkımız var diye. Evet. Şimdi Çin'de de öyle. Evet. Toprak satmıyorlar. Sadece daire veriyorlar. Sonra mütekabiliyet esası da üstadım bizi tatmin etmez. Tabii. Çünkü biz tarım toprakları olan bir ülkeyiz. Akdeniz'e bütün kuzey ülkelerinden mülk almaya gelen insanlar var. İşgal için olmasa bile İngilizler, İsveçliler, hatta Fransa'nın kuzeyinde yaşayan Fransızlar güney sahillerinde ev alıyorlar. Fakat ev aldıktan sonra orada yerleşmeleri, ben bir 15 günlük o güney sahilinde bir gezi yaptım, orada gördüm. Müthiş bir restorasyon yaparak oturuyorlar. Büyük paralar verip o köy evlerini satın alıyorlar. Ama orayı restore edip oturuyorlar. Tarım toprağı değil orada alınan. Bizim hiçbir konuda ölçümüz yok. Her şey açık. Evet. Mütekabiliyet olsa ne olacak? Yani biz gidip de Arabistan'da toprağı mı alacağız? Tarım toprağı mı alacağız? Beni rahatsız benim eden... Benim milli menfaatlerime, ulusal hedeflerime ters düşen uygulamalar bunlar. Efendim daha da ötesinde beni rahatsız eden bu askeri yasak bölgeler ve güvenlikli bölgelerin izne yani kişilerin izine bağlı olarak satılması. Yani bir toprak sadece mülkiyet ifade etmez. Ülke egemenliğin asli ve vazgeçilmez unsurudur. İdari irtifaklar vardır. İrtifak nedir? Mülkiyet üzerindeki yasal kısıtlamalar var, idari irtifaklar var. Evet. Şimdi diyelim ki Ege'de bazı yerlerde çıkarma alanı olarak düşünülür orası. Yani tatbikat yapılır vesaire. Fakat topraklar özel mülkiyette de olabilir. Biz orayı yapılaşmaya açmayız. Yani yerli vatandaşımıza dahi açmayız. Hmm. Şimdi diyor ki buyurun gelin yabancılar orada istediğinizi yapın. Bir de burada çok daha ilginç bir şey var. Yasayı çıkarırken güya kısıtlı yapıyoruz biz bunu izlenimini uyandırmak için vatandaşlarda işte bir ilçenin %10'unu geçemez şeklinde bir ilçenin sınırlarının içindeki alanın %10'unu geçemez diye koydular. Birinci maddeyi geçirdiler. Ondan sonra bizim arkadaşımız kalk dedi ki ya bu ilçenin içinde dağlar var. Ormanlar var, meralar. Göller var, meralar var, taşlık kayalık kısımlar var. Bunların hepsini eğer yaparsanız o zaman o ilçenin %10'u dediğiniz yer o ilçenin tarım topraklarının tamamını olur. Yani o zaman o ilçenin tarım toprağının tamamını satın alır adam geçer. İlçeyi satın almış olur. Ne yapıyorsunuz siz diye uyardılar. Onun üzerine tekrarı müzakere yaparak yeniden bir önergeyle getirdiler. Ve ondan sonra da burada işte... Özel mülkiyete konu ilçe, bakın özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10'u olarak değiştirdiler. Yani bu da bizim arkadaşlarımızın uyarısıyla getirildi. Yani sonuç itibariyle o kadar alelacele paldır küldür getiriyorlar ki kanunları sonucunu ne olduğunu düşünmeden yapıyorlar. Ve burada bir de 36. maddede... Özel kişilerin alabileceği toprak meselesinin dışında 36. maddede tüzel kişilerin, yabancı tüzel kişilerin toprak alımında hiçbir sınırlama yok. Şimdi bir Amerikan şirketi, bir Fransız, bir İngiliz şirketi ya da bir Fransa'daki bir diyelim ki Doğu Anadolu'da toprak almak isteyen bir Ermeni şirketi getirip burada rahatlıkla istediği miktarda toprağı satın alabilecek. Bakınız biliyorsunuz Suriye sınırında mayınlı olan arazilerin temizlenmesi karşılığında bu arazilerin İsrailli bir şirkete satışını getirdiler. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman mi? Dava açtı. Bunu iptal ettirdi. Ettirmeseydi bizim şimdi Suriye sınırındaki bütün mayınlı arazilerimiz o mayınların temizlenmesi karşılığında 49 yılında İsrail'in malı olacaktı. Şimdi yani Türkiye'de şimdi artık... Ormanlarını sattık, her şeyimizi sattık. Bir şeyimiz kalmadı yani. Galiba genel kurulda söylenmişti. Kayseri Yeşilhisar'da 30
4000 dönüm arazi Türklerin üzerinden İsraillere, Yahudilere, pardon İsrail demeyeyim, belki Amerika'dan gelecek Yahudilere satılmış. Yani bizim verimli, hatta organik tarıma elverişli olan ülkelerden bir tanesi Türkiye'ymiş. Bir de bu yanı var işin. Şimdi siz Anayasa Mahkemesi'ne evet açtıktan sonra bunlar satılacak. Onları nasıl geri alacağız? Şimdi Anayasa Mahkemesi kararları geriye işlemiyor. Evet, onun İşlemediği için de Anayasa Mahkemesi'ne dava açarken bu konuda yürütmenin durdurulması talepli olarak verilip Anayasa Mahkemesi'nin de herhalde Türkiye'nin vatanın satılmasına söyleyeceği bir söz olması lazım diye düşünüyorum. Bakın daha önce burada Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. 14.3.2005 tarihli ve 2003'e 70, 2005'e 14 sayılı kararını burada açıkça iptal için gayet güzel koymuş Anayasa Mahkemesi. Ve bu vatan toprakları satışıyla ilgili yargının gerçekten ne kadar hassas olduğunu Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar kararlarında görüyoruz. Dilerim ki Anayasa Mahkemesi AKP'nin kendi açıklarını kapatmak için, ekonomik açıklarını kapatmak için vatanı satmasına karşı bir yargının tavrını uygun bir şekilde koyar diye düşünüyorum. Evet. Toprak satışı aynı sanayide de uygulanıyor. Türkiye'de sanayici birçok aileler ellerindeki sanayi tesislerini batılılara sattılar. Hiçbir ölçü tanımadan. Bankaları sattılar. İşte Oyak Banka gibi. Maalesef. Hepsini sattılar. Ve Türkiye'de sermaye şu soruyu aklına getiriyor. Ulusal mı değil mi? Bunlar ne biçim ulusal sermayedir? Yani birçok yabancı, Hollanda şirketinin, İngiliz şirketinin önünde kraliyet falanca şirketi diye, inşaat şirketi falan diye geçer. Yani herkes kendi ulusunun gücünü temsil eder o şirketlerde. Şimdi bizimkilere maalesef. Maşallah bunlara bakın bizimkilere. O ayakta dahil hemen yabancıya her şeyi teslim ettiler. Mesela işte Döktaş'ı, efendim demir dökümü Koç grubu sattı yabancılara. Şimdi Eczacıbaşı satmak mecburiyetinde kalıyor. Veya, öyle bir sistem herhalde oluşturuyor. Eczacıbaşı ilacı sattı. Ondan sonra Mustafa Nevzat sattı, Deva sattı. Herkes satıyor. Şimdi o zaman insan şunu söylüyor. Bizim sermayemiz ve bunlar hiçbirisi de yanmıyorlar. Açıklamıyorlar biz mecburuz diye. Ve bunların hepsi nereye gidiyor biliyor musunuz? Şey yatırımına gidiyor. Enerji yatırımına. Enerji yatırımı Türkiye'de hiçbiri ciddi yatırım değil bunlar. Doğalgazdan çevrim santralı kuruyorlar. Hiçbir teknolojiye falan gerek yok. Dışarıdan satın alıp kuruyorsun. Pahalı doğalgazımızla elektrik enerjisi elde ediyorsun. Bunu da yine karma karışık bir şekle getirilen ulusal dağıtım şirketine, sistemine veriyorsun. Büyük karlar elde ediyorsun. Evet. Buna da sanayicilik diyorlar. Şimdi ben başka bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu gayrimenkuller farklı ülkelerde hemen apar topar bu yeni çıkan yasadan sonra pazarlanmaya başlandı. Mesela Spot Blue diye bir İngiliz kökenli firma Avrupa'da diyor ki Türk gayrimenkullerini 25 ülkede satacağım. Bir bakıyorsunuz bizimkiler sanıyorum yönetim bizim büyükelçilere bir mektup göndererek değil mi? Bu büyük bir skandal, onları adeta pazarlamacı durumuna düşürüyor. Peki bunlar kamuoyunda, yani dünya kamuoyunda bu ülke iflas mı ediyor, izlenimini vermez mi bu reklamlar? Kesinlikle öyle. Kesinlikle ve ben bunca yıldır işte okur yazarım. Bir ülkenin kendi büyükelçilerinin kendi vatan topraklarının satışı konusunda görevlendirildiğini sadece AKP iktidarında gördüm. Böyle bir, yani bu tam anlamıyla dünya çapında bir skandaldır yani. Bir hukuk garabetidir. Böyle bir şey olmaz. Yani bir ülke kendi büyükelçilerini, kendi dışişleri konsoloslarını hepsini kendisinin vatanın topraklarını satmak için görevlendirmez.
Böyle bir şey olmaz. Ve bunun olumsuz bir etkisi vardır yani, değil mi? Bu Türk ekonomisine tabii, de tabii zarar verir. Kesinlikle. Yani dünyadaki burada itibarınız beş paralık ya, olur. Ya yani çünkü bakıyorsunuz dışarıdaki ülkelere giderken vize uygulanıyor. Biz vize bir yana dursun. Biz vize istemiyoruz. Bir de buyurun topraklarımızı satın alın tabii diyoruz. Şimdi değil mi? Tabii. Bir ülkenin özel sektörde dahil bütün kamu kurumları başta parlamento olmak üzere bir takım etik değerlere bağlı kalmak zorundadır. Gazetelerde okuyoruz. Efendim metres ve otomobil koleksiyonu yapan bir inşaatçı efendim komşu ülkelerde bu inşaat pazarlaması yapıyormuş. İnsana şey geliyor, azap veriyor. Azap veriyor bu. Çünkü hiçbir değeri tanımayan insanlar benim ülkemin toprağını, mülkünü pazarlıyor. Evet. Bu evet, yani evet, bir eksikliğimizi gösteriyor. Buna kimse de bu arkadaş ne yapıyor diyemiyor. Bu arkadaş kim diyemiyor. İşin acı tarafı bu. Evet. Konuklarımızdan bazı eleştiriler gelmiş. Tabii muhalefet partilerine daha çok yönelik oluyor. Şimdi diyor ki bir konuğumuz Aysel Öz. Selam diyor. Peki bu yolsuzluğa, bu rezilliğe kim dur diyecek? Çok geç kalındı ve nasıl başa çıkılacak? 10 senedir niye bu muhalefet daha etkin muhalefet yapmadı diyor. Yaşar Cengiz adlı izleyicimiz, tarlalarımız satılıyor yabancılara. Bakalım zararımız ne kadar olacak? Mahsullerimiz elimizde kaldı. İlgilenen yok diyor. Sonra arazilerinin, hazine arazilerinin sonu ne olacak? İki beyliler tapu alacak mı? Hazinedekiler ne olacak? Tapu tahsislerimiz olduğu halde diyor. Bir hayli engellemeler var. Lütfen sizleri oraya yakınmanız için değil meclise, lütfen bu durumu engellemeniz için gönderdik diyorlar. Bir hayli güzel de sizin adınıza, ikinizin adına çok güzel de izlenimler var. Teşekkür ediyorlar. Şimdi ben madenlere geleceğim. Madenler çok önemli. Yani Türkiye'nin yeraltı kaynakları o ülkenin ulusal servetidir. Şimdi bor, boraks, bütün bu madenler ne olacak? Şimdi bu madenlerin tabii yabancıya açılması vesaire çok önemli bir konu. Şimdi madeni yalnız bizim maden işleten buralarda görev almış arkadaşlarımız var. Madenler konusunda tabii çok derin bilgi sahibi. Onlar diyorlar ki maden konusunda şöyle bir olay var. Yalnız madeni işlemek değil, gelecekte arkada kalan maden cevherinin çıkarılışını zora sokmadan, o madeni battal etmeden işletmek lazım. Halbuki yabancı sermaye yalnız bir hasılat düşkünü. Haklı. Gelecek, yatırdığı parayla en çok kâr elde edecek. Ve hadi güle güle dediğimiz zaman bırakıp gidecek. Nitekim Cumhuriyet'in başındaki efendim Ereğli Havzayı Fahmiyesi ve bazı maden alanlarındaki işletmelerin hepsi hurdaydı. Cumhuriyet'e hurda devrettiler. Biz onların haklarını tabii kendi haklarımızı koruyarak hukuk içinde devletleştirdik, satın aldık vesaire. Ama demir yolları dahil hepsi elimize hurda olarak verildi bizim. Şimdi benim endişem benim ülkemi şu. Madenini benim gibi koruyamaz. Şimdi bu Ege'deki meşhur altın madenini düşünün. Yani siyanür havuzu patladı ve bunun sonuçları hakkında hiçbir ciddi açıklama da olmadı. Hemen örtüldü iş böyle. Şimdi boraks ayrı bir konu. Boraks Türkiye'de Tanrı'nın Türkiye'ye bahşettiği büyük imkan ve tekel gibi milyar dolara yaklaşıyor. Bir kalemde milyar dolar cevher satmak, o da hiçbir işlem yapmadan. Üsttekini topluyoruz. Senelerdir onu işleme konusunda gayret sahibi olmadık. Ona rağmen onu şimdi arkadan dolanarak gizli yollarla boraksı yabancılara açmak istiyorlar.
dağdaki taşlıdaki boraksı toplamak marifet mi Allah aşkına? Biz onu zaten yapıyoruz, satıyoruz. Niye sokuyoruz? Bir tek teknoloji mi gelecek? Zaten vermiyorlar. Biliyorsunuz Kanada ve Amerika Fransa'nın elindeydi. O zaman gazetelerde okumuştuk. Alüminyumla ilgili teknoloji. Bize vermediler. Yunanistan'a kurdular Fransızlar. O boraks denen boraks diyorum. Bu alüminyumun ham maddesi her yerde bulunabiliyor. Ama işlemek çok pahalı ve zor. Biz Ruslardan aldık biliyorsunuz onun teknolojisini. Evet, ve onlara kurdurduk. Evet. Çünkü onlar siyasi konuda bir destek düşüncesinde oluyorsa bir de ekonomik yardım da yapıyorlar. Mensucat sanayinde falan olduğu gibi, işte rafineride olduğu gibi, İskenderun demir çelikte olduğu gibi. Ama şimdi ben anlamıyorum, yani durup dururken nereden çıkıyor boraksın yabancılarla ilişkilendirilmesi? Maalesef. Bunun bir açıklaması var. Evet. Ve basın da, bakın basın da Türkiye'de artık basın olmak vasfını kaybetmiş. O bir iletişim ticareti yapan bir organ. Ve 2-3 gazete hariç hepsi büyük menfaat gruplarının iktidarla yan yana yürüyen, yürümek mecburiyetinde olan grupların elinde. Grupların elinde. Ve onlar da bu gerçekleri yazamıyorlar halkımıza. Evet. Ve televizyonların da büyük bir kısmı tabii o grupların elinde olduğu için bunlar açık açık söylenemiyor. Hep gazetelerden tek tük topladığım bilgilerle insan memleketin gidişi hakkında bir fikir sahibi olmaya çalışıyor. O da sizin gayret sarf ederek öğrenmeye çalıştığınız bir şey. Efendim, bu iki yasadan sonra ben size şunu soracağım. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye aslında büyük bir yağmanın içinde. Yani bir çekirge sürüsü bir tarlaya girip nasıl çıkarsa, AKP iktidarı 10 yıldır Türkiye'de o biçimde bir Türkiye bırakmış durumda. Ve ben buradan söylüyorum, AKP'nin artık satabileceği bir şey kalmamıştır. Vatan topraklarına gelip dayanmıştır. Tam biz 144 yıl önceki bu satışlarla, mütekabiliyet gözetmeyen bu satışlarla tam 144 yıl öncesine döndük. 1868 yılında çıkartılan bir istimlak nizamnamesi var. 7 sefer kanunu ile yabancı gerçekçilerin Türkiye'de taşınmaz ediminin önü açıldı. Açılır açılmaz bu yasa çıktıktan sonra, biraz önce de söyledik, İzmir'de tarıma elverişli arazilerin 1/3'ü İngilizlerin eline geçti. Yasanın çıkmasıyla birlikte İngiliz, Fransız ve İtalyan Akdeniz kıyısındaki toprakları satın almaya başladılar. 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı çıktığında Osmanlı Devleti gelirlerinin %60-70'i dış borç ödemelerine aktarılıyor. Bugünkünün durumu aynı. Evet. İşte peki, biraz önce, ne yapacağız? Yani hep dertleşiyoruz. Şimdi burada yapacağımız şimdi şey şu. Yapılacak nedir? Bir defa bu işten çıkışın yolu siyasi bir çıkıştır. Evet. Burada Türkiye'nin haklarını koruyacak demokrasi çerçevesi içerisinde buradan çıkışta ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında hangi siyasi fikirlerde olursak olalım birleşip önce bu AKP iktidarını ve bu emperyalizmin Türkiye'de adı konulmamış işgalini def edecek bir ulusal birliği, evet, CHP nezdinde öncülüğünde kurup bunları bir götürmeliyiz. Ulusal ve ben ulusal cephe diyorum ben. Yani adını. Halkın gerçekten halkın, çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde bunu yaparsak başarıya ulaşırız. Bakınız, biz muazzam mitingler yaptık üstad. Bu Ankara'daki Tandoğan'daki Büyük Cumhuriyet mitingini, evet, hatırlayın. İstanbul'daki Çağlayan'daki bu Milli muazzam. Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları da artık mitinglere dönecek. Evet. O da çok önemli. Şimdi onlar bakın da. Orada bir şey var. Niye bizim o mitinglerden sonra biz bir sonuca ulaşamadık? AKP iktidarını pekiştirebildi. Şimdi onun intikamını alıyor. Herkes içeride o mitingleri. Ben öncülüğünü ise. Yapan ADD'nin başkanlarından tutun da yöneticilerine kadar herkes içeride. Şimdi burada bir şey var. Çünkü onların önünde demokratik kitle örgütleri öncülüğünde yapıldı. Siyasi önderlik yoktu. Şimdi burada biz belli bir siyasi önderlikte hep beraber birleşip bunu def etmeliyiz. Bunun başka hiçbir çaresi yoktur. Ve ben, evet, şunu görüyorum artık. Halkımızda AKP'nin adaletinin artık olmadığına ilişkin, adil olmadığına, intikam aldığına, hem Cumhuriyeti kuranlardan intikam alma noktasına gelmiştir AKP. Bugün
hem de artık dillerini Mustafa Kemal Atatürk'e kadar uzatır hale gelmişlerdi. Evet. Bakınız, Sayın Başbakan açık açık Türk halkının gözüne baka baka doğruyu söylememektedir. Bakınız burada Mustafa Kemal camiyi ahır yaptı, öyle mi diyor. Evet. Sayın evet. Yılmaz Özdil'i burada çok sevgiyle anıyorum. Bakınız, saygı Sayın Başbakan çıktı, eline bir kağıt aldı. Muhteşem. Dedi ki, bakın dedi, elimde belge var. Ahır yapmıştır dedi camiyi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ve inceliyor bu caminin Cumhuriyet Halk Partisi ve o zamanki yöneticileri tarafından ahır yapılmadığını, bunun Yunanlılar tarafından ahır yapıldığı ve çıktı Cumhuriyet'in ortaya tayin etmiş olduğu oradaki müze müdürü sayım yaparken bunun farkına varıp buranın cami olduğunu, metruk bir halde kaldığını görüp o yeniden cami haline getiriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi camiyi ahır yapan değil, ahır yapılan camiyi cami haline getiren bir uygulama yapmıştır. Ama Sayın Başbakan bunu herkesin gözüne bakarak ve elimde belge var diyerek bu halka anlatmıştır. Evet. Şimdi o anlatıyor. 100 tane televizyon kurumu ve kanalı veriyor. Ama bizim buradakini sadece ulusal evet, kanal veriyor. Evet, i̇şte maalesef. Bizim çıkmazımız burada. Şimdi yani buradan evet, çıkacağız yani. Burada evet, büyük bir beraberlik yapacağız. Türk halkı nasıl bu mitingleri yaptıysa o Cumhuriyet mitinglerini aynı ona sevgiyle birleştirdiğimiz zaman emin olun ki karşımızda duracak güç yoktur. Ve halkın da ben artık bütün yapılan araştırmalar, İstanbul'da araştırma yaptılar. Halkın %71'inin Türkiye'de bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletine güvenmediğini ortaya koymuştur. Efendim süremiz kısaldı onun için. Yani biz ulusal varlığımızı ve ulusal değerlerimizi koruyacağız. Bugün Asya'nın yükselen değerleri Çin'de, Hindistan'da, zaten eskiden beri bana göre en ileride olan Sovyetler Birliği'nden itibaren evet, Rusya'da hep ulusal devlettir. Yalnız Avrupa devletleri ulusal değildir. Bütün Asya'nın yeni devletleri, yükselen devletleri de ulusaldırlar. Yükselmelerinin ulusal sebebi bir de, odur. Evet, biz ulusal olacağız. Ulusal dilimizi koruyacağız. Ulusal sanayimizi koruyacağız. Topraklarımızı koruyacağız. Ve ulusal değerlerimizi koruyacağız. Başta ordu olmak üzere efendim üniversitemizi, yargımızı ve bütün kurumlarımızı koruyacağız. Siz bir şiirden söz etmiştiniz. Öyle bir sona geldik mi? Evet, sona geldik. Ondan sonra da ben bir şiir yazdım. Onu seyircilerle paylaşalım zaman, diyorum. Ali İhsan Yalçın diye bizim bir avukat arkadaşımız rahmetli oldu. Antalyalı bir şairimiz. Onun ben bir şiiriyle veda etmek istiyorum. Kendisini de burada anmış olalım ve bir Antalya rüzgarı gönderelim. Bütün Türkiye'ye selamını gönderelim. Şöyle diyor. Özgürlük ve hasret türküleriyle geleceğim. Portakal ağaçları çiçeğe durdu mu? Ayrılma pencerenden. Kırmızı başörtün başında olsun. Giyin çiçekli basmadan elbiseni. Bir karanfil tak ak göğsünün üstüne. Başın dik dursun. Ağlama. Sen benim özgürlüğümsün. Seninle büyütüyorum bitmeyen umutları. Acılara, işkencelere karşı koyuyorsam sevdandır ayakta tutan beni. Kahırlanma gökyüzünün kararıp kaldığına. İnan gelecek günlerin güzel ve aydınlık olduğuna. Umutsuzluğa düşme sakın. Bakarsın hiç belli olmaz. Toprağını patlatır kocaman bir çiçek. Doğar mor dağların ardından güneş. Çok güzel bir şiir ve bu kadar rastlantı olabilir. Sayın seyirciler, o gün bu yabancılara toprak satışı ile ilgili yasa çıktığı zaman hüzünlendim. Ben de oturdum bir şiir yazdım. O şiiri ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Umudun kapısı. Bir rüzgar savurdu toprağa. O toprakta anılar vardı. O anılar ki tarihin bağlarıydı. Bir rüzgar savurdu toprağa, o toprakta şehitlerin imzası vardı. O şehitler ki bir ruh bin candı, o ruhsa vatandı. Bir rüzgar savurdu toprağa, o toprakta yarınlar vardı. Yarınların çocukları yarınsız kaldı. Gençler gökyüzüne uzandı, bayrak dalgalanmadı. Bir rüzgar savurdu toprağa, o rüzgarın yok edemediği yüreklerdeki umutlardı. Evet, bizim hayat damarımız, umutlarımız. Ayakta kalmayı bilelim, dikkatli olalım ve izleyelim. Ama umut kapısını hiç kapatmayalım. Hepinize iyi geceler.